Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Ondan kanalına. Sizlerin kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Trabzonspor transfer kararıyla karşınızdayım. Arkadaşlar kusura bakmayın, lütfen özür diliyorum biraz geç attığım için, ama sebebini siz de biliyorsunuz diye düşünüyorum. Uğur Karakullukçu'yla mükemmel bir üçlü bir çektik. Hala izlemediyseniz de açıklama kısmında var. Gürkan Arden mükemmel bir rebirt oldu arkadaşlar. O yüzden de onun montajı çok uzun sürdü 4 kişi olduğu için. O yüzden de bunu biraz geciktirdim. Kusura bakmayın. Peki nerede kalmıştık? Onlara biraz bakalım. Arkadaşlar ligimizin bitmesine az bir dönem kalmıştı. 26 maç yapmışız. 73 puanımız var. Fenerbahçe 26 maç 68 puan. Yaklaşık 5 puanlık, yaklaşık tam 5 puan fark atmışız. Ve 6-8 hafta var. 8 hafta ve 5 puan. Bakalım liderliğimizi koruyabilecek miyiz? Avrupa'da biliyorsunuz elenmiştik arkadaşlar. Roma takımına karşıydı sanırım, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam ya. Roma mıydı? Bakalım. Ben merak ettim şimdi. Hangi takıma elenmiştik biz? Aa, bu ne ya? Ha, Norveç'te milli takım şey varmış. Dortmund'a elenmiştik. Pardon, Dortmund. Doğru ya. 1-0 yenilmiştik hatta. Yorumlar da gelmişti. Onunla alakalı çok teşekkür ediyorum. Yeni bölümümüz başlıyor arkadaşlar. Hemen gidelim bir şunlarla beraber başlayalım. Türkiye milli takımının Dünya Kupası elemeleri yapacağı için oyuncu isimini vermenin son günü diyor. Tamam, bakalım dışarıda kim kaldı. Şöyle bir şey gelmiş bana, ona çok teşekkür ediyorum o yorum için. Ömer Toprak yerine, yani Ömer Toprak zaten baktığınız zaman yaşı ne? Abi yaşı nerede yazıyor bunu ya? Çok ilginç değil mi arkadaşlar ya? Koskoca oyunda bunun yaşını yapmamışlar ya. Abi buradan mı bakacağım tek tek? Yaş 31, buradan bakacağım. Arkadaşlar 31 yaşında Ömer Toprak yerine Kaan Ayhan'ı koyacağım. Sonuçta Kaan Ayhan'a bakalım kaç yaşında. 26 yaşında, daha genç bir oyuncu. Geleceğimiz olabilir. Hüseyin Türkmen çok iyi. Nazım Zangare iyi. Yusuf Yazı sakat, çok kötü oldu. Okay 80. Overall'lara göre bir sıralayabiliyor muyuz? Bakayım bir overall'lara göre sıralayabiliyor muyum? Galiba sıralayamıyorum. Şöyle bakayım bir. Yok. Cenk Tosun, Burak Yılmaz. İki tane santraforumuz var. Enes Ünal'ın oynaması lazım. Cenk Tosun artık yavaş yavaş. Zaten 4-2-3-1 oynuyorum. İki santrafor bence yeter bana. Şöyle bir bakalım. Cenk Tosun'un yerine Serdar Aziz, Ozan Tufan. Ozan Tufan mutlaka olmalı orta sahada. Ozan Tufan'ı istiyorum. Oğuzhan var burada. Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Emrah Baba, Yunus Mallı. Yani Yunus Mallı 75 overall'lı. Bence buradan Altay Bayındır, Doğukan Toköz. Bak Doğukan olabilir. Dorukan, pardon, Dorukan. Ya bunu Beşiktaş kariyerinde de böyle söylüyordu. Kızıyorlardı. Dorukan, Deniz Türüç olabilir mi? Şöyle bir bakayım bir daha. Güven Yalçın. Aslında Güven Yalçın alacağım ya. Niye? Hem Güven Yalçın'ı seviyorum, hem de genç çocuk. Gel Güvencim. Şöyle bir santraforu üçleyelim seninle beraber. Abdülkadir Ömür, Cengiz Üder, Kahveci, Okay Yokuşlu, ön liberolara bakıyorum. Sol bek. Hasan Ali'den başka sol bekim yok mesela. Bakıyor bakın. Sağ bekim de bir tane. Sol bekim de bir tane. Ama stoperim 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane stoperim var. Yani bence burada şöyle bakayım. Merih tabii ki lazım. Çağlar tabii ki lazım. Kaan Ayhan, Ozan Kabak, yani onların biraz gerisinde Kaan Ayhan. Ozan Kabak mı? Kaan Ayhan son zamanlarda Fransa'ya atmış olduğu golle biraz daha önde bende. Önde biraz bende. O yüzden Ozan Kabak'ı çıkartacağım. Şöyle bakıyorum. Sağ bek lazım bana şimdi. Sağ bek. Şöyle bir bakalım. Kaleci. Sağ bek. Şöyle bir sağ bek. Şöyle bir bakalım. Sağ bek, sağ bek, sağ bek. Sağ bekliğin şöyle iyi puanlısı. 72. Ahmet Oğuz. Sağ bekte. Eyvallah. Gel bakalım Ahmet Oğuz'cum. Bir sağ bek hediye olarak. Sağ bek Nazım Sangare ve Ahmet Oğuz. He, Mehmet Çelik varmış ya, pardon, bana sol bek lazım arkadaşlar, özür diliyorum, bana sol bek lazım. Şöyle bir bakalım sol bekim. Evet, Caner Erkin, Emre Taşdemir. Yani Caner Erkin şimdi gerek yok, Emre Taşdemir'i alalım bir sol bek hediyemize. Ve milli takımımızın kadrosu sakat oyuncu var diyor Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı'yı da çıkartıyoruz ve şöyle bir geliyoruz en yüksek overall'lara, bir daha bakalım, bir daha bakalım. 18'in sayfiyat da bize arkadaş, şöyle bir daha. Ozan Kabak, Ömer Toprak, Serdar Cenk Dursun, Kenan Karaman, santrafor, Yunus Mallı, Deniz Türüç. Biraz hızlı bir oyuncu lazım bana ya. Hızlı bir oyuncu. Şöyle bakıyorum, hızlı bir oyuncu var mı? Emre Mor belki bir iş yapabilir mi? Gökhan Töre. Hadi Emre Mor alayım ya. Belki hızlıdır arkadaşlar. Hadi bakalım, kadromuz tamam. Milli takım kadrom tamam. Ve geçiyoruz Sivas Spor maçına. Şampiyonluk yolunda büyük bir maç. İç sahada oynuyoruz. Bakalım kadromuz nasıl? Sörloth, Reina, Valdo. Valdo'yu artık oradan çıkartabilirim. Çünkü Nuri Şahin vardı bende. Nuri Şahin nerede? Nuri Şahin artık oynayabilir burada rahat rahat. Gravenberg de burada oynasın. Reina, Abdülkadir, Bilal Başarçıkoğlu'nun yerine Delevega lazım buraya. Delevega burada oynasın. Konan, Türkmen, Simekan tamam. Şöyle bir bakıyorum. Gel bakalım kardeşim sen bilmem ne falan filan. Evet, kadrom tamam. İç sahada Sivas Spor maçımız var. İç sahada Sivas Spor maçını kazanmamız lazım. Yani farklı kazanmak istiyorum.
Özür dilerim istediğim için. Reina 2 tane, Gravenberg, Delevega ve Sörloth. Yani Sörloth'un gol atmamasını istedikçe Sörloth sürekli gol atıyor. Arkadaşlar ilk saatten Norveç maçımız var. Kadromuza şöyle bir bakıyoruz. Enes Ünal oynuyor forvetimizde. Sol açık yediğimiz yok ya. Güven Yalçın Allah'tan sol açıkta oynayabiliyor 74'lük. Güven Yalçın'ın sol açık şeyi vardı. Hakan Çağanoğlu da aslında oynayabiliyor sol kanatta. Hakan Çağanoğlu oynar ya 81'lik. Buraya bir Oğuzhan mı Orkun Kökçü mü? Oğuzhan mı Orkun Kökçü mü? Orkun Gökçü'ye güveniyorum. Okay Okuştu. Tamam. Hasan Ali 73. Çağlar, Uğurcan Çakır. Bakayım bir. 81 en iyi kaleci Uğurcan. Arkadaşlar yapıp yapabileceğim bence en iyi kadro bu. Abdülkadir Ömür. Belki girip bir şey yapabilir. Şöyle bir Güven Yalçın'ın yerine. Nazım Sangare'nin yerine Emre Mor belki girip bir şey yapabilir. Emre Akbaba kesinlikle olması lazım. Emre Akbaba'nın kesinlikle olması lazım. Çünkü gerçekten simlet canavarı Emre Akbaba. Bir şeyler yapabilir. Dedik ve ilerledik sevgili futbolseverler. Geliyoruz Norveç maçı. İspanya 13, Türkiye 12 puanda. Norveç 2 puanda. İstad'da Norveç kazanmam lazım. Bu arada İspanya'yı ben yendim. Nasıl İspanya benden daha önde ya puan olarak? Kazanmam lazım kendi evimizde. Sörloth ve Haaland ikilisinden Haaland golünü attı. Kendi evimizde yenildik. Kendi evimizde yenildik be. İşte şimdi işler değişti arkadaşlar. İşte şimdi işler değişti. İspanya ile yine mi maçım var oğlum? Ben hep İspanya ile oynuyorum. Abi ben sürekli İspanya ile maç yapıyorum. Ben anlamadım ki ben niye sürekli İspanya ile maç yapıyorum ya. Bakayım hedeflerden uzağız bilmem ne. Abi ben niye İspanya'yla şimdi maç yapıyorum ki yine? Ben İspanya'da zaten maç yapmadım mı? Haydi çocuklar, Trabzonspor Sivas kendi sahamızda oynuyoruz. Güzel bir galibiyet olacağını düşünüyorum ben. Farklı. 4-1 kazandık. Sakatımız var mı? Yok. 2 tane Sörloth, 2 tane Abdülkadir Ömür attı. Aferin Sörloth. Atmaya devam et. Atmaya devam et. Zaten milli maçta da beraber karşılaşacağız şimdi. Norveç'le maçımız var. Orada da atacak yani belli. Allah'ım ya. Evet. Dünya Kupası elemeleri Norveç'e karşı oynayacağız. Karşımızda çok iyi bir takım var ve Norveç'in hem Sörloth hem Haaland ikilisi. Şimdi buraya ne yapalım? Aynen abi çok o çok şey yani korkak bir takım bu sol kanat. Cengiz Ünder sağ ortası. Gel oğlum. Orkun Kökçü tam bir camsın. Okay'la şey burada, Çağlar burada, Adem Çelik bu şekilde. Aynen abi korkmaya gerek yok ya takım bu. Ne öyle çok geride kapanmış takım. Gerek yok abi onlar bizden korksun. Şimdi arkadaşlar puan durumunda da baktığımız zaman İspanya'yı ben yeniyorum yine üstüme çıkmış abi nasıl oluyorsa. Cenk Tosun da bayağı gol atmış ha. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz şöyle bir. Norveç'in 2 puanı var. Bak 2 puanı var gelip beni yener. Eminim yener yani beni. Hadi çocuklar bir alalım şunu. Şu maçı kazanalım. 2-1 kazanıyoruz. 2-1 kazanıyoruz kendi sahamızda. 86'da Haaland atmış. Bu arada Haaland dakika 30'da penaltı kaçırmış sevgili futbolcular. Bakın dakika 30'da Haaland penaltıyı kaçırmış. Dakika 83, 1-1'miş maç. Pardon, 1-0 biz önlemişiz, 2-0 Haaland atmış. Ama kazanan takım biz olmuşuz be. Biz olmuşuz. Milli takım Dünya Kupası'na gidecek. O Dünya Kupası'na gideceğiz. Ama o döneme kadar oyuncularım kesinlikle gelişmesi lazım. Arkadaşlar İspanya ile oynuyoruz. Sürekli İspanya ile oynuyorum ben anlamadım. İspanya ile oynuyorum, oynuyorum, bir daha oynuyorum. Oynuyorum, oynuyorum, bir daha oynuyorum. Şimdi arkadaşlar şu puan durumuna bir bakmam lazım. Bir saniye, burası önemli. Burası önemli. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bakın şu an bastım ben ve bekliyorum. Arkadaşlar bu PlayStation'da benim bir inanılmaz ağırlık oldu. Bakın hala bekliyorum. Son zamanlarda böyle çok geç tepki vermeye başladı. Acaba çok save dosyası var diye mi oluyor bilmiyorum Sevin ama biliyorsanız lütfen yazın. Şimdi 6 takım var. Demek ki 10 maç yapacağım. Yani 5 maç yapacağım. Deplasman olduğu 10 maç. Son 3 maç. Son 3 maç. Ve Slovenya... şu an benden 1 puan geride. İspanya ile olan maçımda kesinlikle puan almam lazım. İç sahada İspanya'ya karşı oynayacağım ve kadromu bozmuyorum. Haydi bakalım İspanya'ya karşı kazanalım çocuklar. 2-1 kaybettik. Canınız sağ olsun çocuklar. Yani İspanya'ya karşı kaybetmek de normal tabii ki. Evet İspanya'ya karşı kaybettik. Doğru ama şöyle bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Nerede bu şey Dünya Kupası? Ha şuna bakmak istiyorum. 15 puanımız var. Ve sadece 2 maç kaldı. Sadece 2 maç kaldı. Çek Cumhuriyeti ve Slovenya geriden inanılmaz geliyor. Bizim kesinlikle ikinci olmamız lazım. En iyi ikinci mi çıkıyordu ne çıkıyordu bilmiyorum ama galiba gidebiliyoruz. Evet Kasımpaşa deplasmanı. Kadromuz hazır. Hazır. Sörloth.
yine patlama yapacaktır. Sörloth, Delevega ve Simakan. Şahin, Nuri Şahin sakatlandı. Kötü bizim için. İnşallah fazla değildir diyorum. Hemen bakıyorum. Hemen Nuri Şahin'e bakıyorum. 3 gün sağlığınızda kalacak. Tamam, çok da bir sıkıntı değil. Başakşehir'e karşı oynayacağız ama burada bir Abdurrahim Dursun'dan. Hocam ilerleme kat ettiğimi düşünüyorum ve maaş artımı gücenmek... Ya kardeş. Futbolun odaklanırsan iyi olur. Hayırdır ya? Hemen birazcık iki topa vurdunuz hemen bir anda para ya. Maaşım hocam falan. Ya şampiyonluğa gidiyoruz. Ya bir şampiyon olalım, bir mutlu olalım. Bir beraber sevinelim, bir kutlamalar yapalım. Herkes bir kendine gelsin, sezonun stresi gitsin. Ondan sonra gelelim. Diyelim ki ya hocam hani ben geçen sene bak şampiyon da olduk falan filan. Bilmem ne hani. Yok abi ya ben anlamıyorum ya. Hemen para ya, hemen para. İstihatlı Başakşehir. Sinirlendim şu an ya. Abi sinirlendim abi. Para 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 sinirlendim ben. Evet. Sörloth, aferin Sörloth, hep at. Hep at Sörloth. Hep at ki daha iyi böyle benden git, tamam mı? Aferin. Bu arada arkadaşlar Fenerbahçe ile aramızdaki puan farkını 8'e çıkartmışız. 8 yani ne demek bu? Hala şampiyonluk şansları var, doğru pardon. 8 olduğu için hala matematiksel olarak var ama bugün burada kazanamazlarsa ooo Fenerbahçe'yi yenmişler. Biz 5-1 yendik. Sörloth yine 2 tane attı ya. Delevega, Reina 2 tane attı. Sörloth 2 tane attı ve Delevega attı. Delevega'nın da gol atması iyi çünkü gelişiyor. Aferin Dele. Arkadaşlar Fenerbahçe bakalım puan kaybetti mi? Şöyle bir bakıyoruz ve yarı final diyor Fenerbahçe ile. Neyin yarı final? Türkiye Kupası yarı finalini oynayacağım Fenerbahçe ile. Evet, Türkiye Kupası yarı final mücadelesi. Fenerbahçe karşı Fenerbahçe ezeli rakip Beşiktaş'ı yendi falan filan diyor. Arkadaşlar şu basın toplantısında çok iddialı konuşmamak gerekiyor. Onu biliyorum. İddialı konuştuğunuz zaman çünkü şey oluyor. Domine edeceğiz. Bakın kazanabilecek misiniz? Domine edeceğiz. Bakın çok iddialı konuşacağım. Bakayım ne olacak. Rakip defansı ve oyuncu markası Fenerbahçe takım bunu bizim konumuz değil. Bakın tamamen kendini beğenmiş bir insan olarak konuşuyorum. Hayal kırıklığı gücümüzü göreceksiniz. Yani burada bir aşağılama falan olsaydı onu yaptığınız zaman galiba kazanamıyorsunuz. Galiba bilmiyorum ama yine de elimden geldiğince yapmaya çalıştım bunu. Bu arada şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. 3-1 kazandık. Gravenberg, Reina ve Nuri Şahin attı. Arkadaşlar şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Burada Frey, Çipınar, Dirar ve... Overall'ım 67 mi ne ya? Menajerlik overall'ım. Ayıptır ya. Vallahi ayıptır. Evet, Nuri Şahin mi? Kimse kaldı. Delevega 3 gün sahanın uzak kalacak. Tamam, Delevega çok önemli değil 3 gün. Orada hemen bizim bir oyuncumuz var. O da kim? O da kim? Şu arkadaşımız susmayacak arkadaşlar. Bakın bu susmayacak. O yüzden bunu buraya koyalım. Tamam mı? Bu susmaz çünkü. Delevega'nın yerine Valdo'yu koyalım. Valdo da biraz oynasın. Susmaz arkadaşlar. Bakın o L denen oyuncu susmaz. O L susmaz abi. Onu susturamazsınız. İç sahada Ankara Gücü maçımızı oynuyoruz. Kazanalım. Ve sanıyorum ki artık Sörloth ve Reina'nın atmış olduğu goller, Nuri Şahin yine sakatlandı. Sanıyorum ki şampiyon olduk diye düşünüyorum. Galiba büyük ihtimal. Biz 31 yapmışız. 31 puan. Daha Fenerbahçe oynamamış. Şöyle şimdi oynamıştır bakalım bir. Fener, evet. Arkadaşlar. Şöyle bir antrenmanları yaptıralım bir. Şimdi sevgili dostlarım. Bununla alakalı hemen size bir şey söyleyeceğim. Abi Hüseyin Türkmen nasıl gelişiyor? Aferin çocuk ya. Sevgili dostlarım şu anda görüyorsunuz ki 88 ile 80 yani 8 puan fark var ve 3 maç var. 3 maç olduğu zaman 9 puan olduğu için kapanabilir. Ama burada alacağımız bir galibiyet şu anda Trabzonspor'u yani takımımız Trabzonspor'u şampiyon yapacaktır diye düşünüyorum. Düşünmüyorum, doğrusu da bu. Deplasmanda oynuyoruz. Aynı kadroyla çıkıyoruz ve Trabzonspor Reina 4 gol mü attı? Uf! Reina 4 gol attı. Trabzonspor Reina'nın attığı 4 golle şampiyon oluyor. Ya inanılmaz ya. 4 gol birden attı Reina. 4 gol birden. Yusuf yazıcıdan bir şey var. Ne diyor Yusuf'cum benim Yusuf? Hocam hiç yavaş sakın tamam anladım. Ben bugün ben kadroya geri alacağınızı düşünüyorum beni diyor. Ya hayır. Hala parayı mı düşünüyorsun? Geçen sefer sonunda verdiğim cevap yeterli olacağını düşünmüştüm. Keşke sadece sağdaya kadar iyi olacağına odaklansan. Allah'ım ya. Tekrar aramızdasın. Geri döneceksin. Sabırsızlık yapma. Tekrar aramızdasın diyeyim derdim burada bozulmasın ama tabii ki almayacağım. Çünkü ne olur ne olmaz, sıkıntı olur, bir şey olur, almayacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım ve böyle yapacağım ve oynamayan oyuncularımı oynatacağım. Tabii ki bu değil. Şu taktiği yapalım, şunu. Burada Sörloth yerine mesela Valdo oynasın. Forvet arkasında mesela kim gelsin oynasın. Gel 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 kızım, ne oldu? Konan yerine Dursun oynasın arkadaşlar. L oynasın. Simakan yerine Da Costa. Türkmen yerine... Yerine kim oynasın kızım? Hangisi oynasın? Göster bana buradan resimlerden. Bir sürü resim var orada, bak bir sürü. Hangisi oynasın?
Adı ne adı adı? Şahin mi? Şahin. Oo, bizim gibi o da. Evet. O da bizim gibi ismi değil mi? Evet. Tamam, o oynasın. Yusuf Yazıcı buradaymış. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı da oynasın mı? Oynasın değil mi? Evet. Tamam. Bu Erdoğan oynasın mı? Erdoğan bak bu Erdoğan. Bu da oynasın. Yazık, evet. Yazık. Yazık oynasın. Yazık değil mi? Evet. Tamam, bir de Çakmak var. Bak bu yazık. Bu da oynasın. Başka bakıyoruz arkadaşlar. Yedeklerimizde kim var? Yıldız diye bir orta sahamız var. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika bebeğim. Şunu bir halledeyim. Tamam. Bir dakika bebeğim. Hemen şunu alıyorum. Tavares, Dele Vega falan filan. Söyle canım. Biliyor musun, ben bir şey okudum. Ne okudun? Böyle bir kitap okudum. İki saatinde okumuştum hemen. Aferin fundum. Hadi sen şimdi git, ben video çekiyorum. Tamam, sonra tamam, gelirim. Tamam babacığım. Hadi öptüm. Çüss. Çüss. Kapıyı kapat. Evet sevgili futbolseverler, Gençler Birliği maçı kadromuz bu şekilde. Yedeklerimizle çıkıyoruz. Yusuf Yazıcı'yı oynatıyoruz. Bu arada bayağı bir atlatmış gerçekten sakatlığını. Şu maçı yedeklerimiz, çocuklar oynasınlar. Biraz kendilerini geliştirsinler. 1-1 olsun. Çocuklar şey olsun. Moralleri yerine gelsin biraz. Arkadaşlar fikstürün zorluğuna bakar mısınız? Önce deplasmanda Galatasaray. Daha sonra kendi sahamızda pardon. Kendi sahamızdan bilmiyorum. Ondan sonra Fenerbahçe maçı var. Yani sonuçta büyük maç arkadaşlar bu. Burada gelip de bu kadroyla çıkmayacağım. Ana kadromla çıkacağım arkadaşlar. Çünkü Galatasaray maçı sonuçta şampiyon bile olmuş olsak büyük maçtır. Valdo'nun yerine Dele Vega'yı koyduk oraya. Nuri Şahin'in yerine Gravenberg'i koyuyoruz şuraya. Buraya Yusuf Yazıcı'yı koyuyoruz. Yusuf Yazıcı'ya bakıyoruz, cam yapıyoruz. Ryan'e bakıyoruz, off yapıyoruz. Gravenberg'e bakıyoruz. Medo yapıyoruz. Abdülkadir Ömür, Simakan, Konan, L sen çekil oradan, Tavares gel koçum sende. Güzel bir kadromuz var. Şimdi Galatasaray maçına çıkıyoruz. Ligin son maçı, sezon finali. Son maçını yapacağız. Bakalım burada Galatasaray'a karşı galip gelebilecek miyiz? Deplasmanda oynuyoruz bir de. Trabzon Galatasaray. Pardon, Galatasaray Trabzon. Bakalım. 2-1. 4-0 aman tanrım. Dele Vega 2 tane. Rayna 2 tane. Mükemmel oynuyorsunuz. Tabii ki Koçuk diye kalede bir kaleci var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ne demiştim? Muslera'yı sattıkları zaman da Galatasaray'ın artık bu sezon işi bitti demiştim. Çünkü Muslera'yı ne yaparsan satmaman lazımdı Galatasaray diyoruz. Ve geçiyoruz Fenerbahçe maçına. Bu arada bazı haberler var. Onlara bakmak istiyorum. 14 milyon euro Süper Lig'den para aldım. Eyvallah. Ayın Tek Doktor ödülünü aldım. Çok teşekkür ediyorum. Yusuf Özcan iyileşti falan filan vardı. Ve bir de sezonun kalecisi seni göndereceğim. Seni gerçekten göndereceğim bu takımdan bak. Seni gerçekten bana biraz sabır, birazcık zaman ver, seni göndereceğim. Seni göndereceğim. Bakacağım önce parana. Gerçekten paran az mı değil mi? Bu maçı Fenerbahçe saygı hak ediyor. Saygı hak ediyor abi. Çünkü niye? Sonuçta lige İkinci olmuş, kup oyuncuları marka yarattı. İkinci olmuş şu an ligde. Kupada gelmiş, yarı finale çıkmış. Tabii ki diyelim. Yani saygı hak ediyor Fenerbahçe. O yüzden geçiyoruz şimdi. Türkiye Kupası maçı. Bu kimi değiştirdi ya? Ömür Dursun, Türkmen, Simakan, Tavares. Sol bek'i değiştirdi. Sol bek Konan'da bir sıkıntı oldu demek ki. Sol bek'i değiştirmiş. Bir sıkıntı var demek ki. 0-0. Evet. Eledik arkadaşlar. Deplasman'da yenmiştik zaten. Eledik. Ama Konan niye yok? İnşallah sakatlanmamıştır. Bakın arkadaşlar, Abdurrahman Dursun kendisine maçla çözmek için girişimde bulunmazı bildirdi. Takım çözümü istemiyoruz. Bu nedenle sonra en kısa çözmenizi istiyoruz. Yani Abdurrahim'le bilmem neyle bak beni... Bak. Ona bak. Ona ben çok güzel bir sıkıntı buldum. Bak. Bak. Ne diyordun sen? Abdurrahim bilmem ne Dursun değil mi? Gel. Ne alıyormuş bu? 9 milyon, 13 milyon. 3 yıllık diyor. Serbest kalan bedeli 940 milyon euro. Maaşı 8,5 milyon euro. Tamam al. 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 Takım için beni bir de yönetime şikayet ettin öyle mi? Beni sen bir de yönetime şikayet ettin. Tamam kardeş. Tamam kardeş. Merhabana merhaba kardeş. Bak bir de bana gider mi yapıyor bu? Bir dakika dur. Bir de bana gider mi? Bakayım. Artık bu kalmış gelmeyecek. Tamam futbol odaklayamayacağım. Aldığım paranın hakkını ver lan. Lan dediğim için özür diliyorum bu arada. Çünkü bunların hepsi gerçek futbolcu arkadaşlar. Sonuçta adama burada lan dedim, özür dilerim, yan gaza geldim. Şampiyonlar Ligi'nden bazı haberler var. Nasıl haberler var Şampiyonlar Ligi'nden? UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool oldu diyor. Güzel, başka haber var mı yine bakalım. Son dakika haberlerimize bir daha bakıyorum. Real Madrid'le alakalı bir haber var. Fekir ve Delali isminin peşinde diyor şu anda. UEFA Avrupa Ligi'ni kim kazanmış? Onu da Leipzig kazanmış arkadaşlar. Ve şimdi biz geçiyoruz Başakşehir'le Türkiye Kupası maçımız. Çok önemli bir maç. Türkiye Kupası'nı da alarak double double yapmak istiyoruz ve kazanacağımı da düşünüyorum. Evet, Konan geri geldi. Şöyle bıraktım, bastım, arkama yaslandım. Hatta gözlerimi kapattım.
Skor tahmini yapacağım arkadaşlar. Skor tahmini 3-1 kazanmışımdır. 4-0. Ryan'a yine 2 tane. Valdo attı. Gravenberg. Bilal abi yok böyle bir şey ya. Double double yaptım. Yine overall 67. 71 yapmış. Aa, çok teşekkür ederim. Bayağı yükseltmişsiniz yani. Bayağı yükselmiş. Trabzonspor Türkiye Kupası zaferini kutluyor diyor. Türk Kupası yazmışlar onu. Türkiye Kupası. Bunu Türkçe EA Sports'ta çalışan kimse hani bunun Türkçesini bile yapamamış bu kadar ama çok ilginç. Neyse. Şimdi sevgili dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi 2 tane mücadele kaldı. Ryan Amayis oyunu oyun seçildi diyor. 2 mücadelemiz kaldı arkadaşlar. Onlar da Eylül ayında Romanya'yla ve Çek Cumhuriyeti'yle oynayacağız. Onları da yaptıktan sonra büyük ihtimal Dünya Kupası olacak. Hemen geçelim arkadaşlar. Bu sezon neler yaptık onlara bir bakalım. Lige burayı boş ver. Abi bu artık boş ver bunu. Gol kralında hala Cenk Tosun orada yukarıda İspanya'da Porto falan var ama ben şöyle bir geleyim. Bu değil, bu değil, bu değil. Süper Lig nerede abi? Evet arkadaşlar Süper Lig'de gol krallığı 26 gol atan Edin Visca Süper Lig'de gol kralı olmuş. Tebrik ediyoruz. Fire 20 gol atmış. Gaziantep'te Kayode, Fenerbahçe'den Max Kruse ve Trabzonspor'dan Reina var. Reina forward oynamamasına rağmen 19 gol atmış. Bu arada biz sürekli gol atma gol atma diyoruz ama şey nerede bizim? Delevega 9 gol atmış da Sörloth nerede? Ha Sörloth gitti. Gittiği için gözükmüyor Sörloth. Abi ne olacak ben onu erken daha önden görmem lazımdı. Bir dakika hemen save yapıp bakmam lazım arkadaşlar kaç gol attığını. Arkadaşlar Galatasaray karşı oynamıştık. Bakın buradan yeniden açtım çünkü görmek istiyorum kim ne yapmış diye arkadaşlar. Sörloth burada 27 gol atmış. Bakın 27 gol atmış. Sizden tek bir ricam var. Ben şu anda geri alamıyorum. Galatasaray maçında oynamış olduğumuz Galatasaray maçında Sörloth kaç gol atmıştı ve toplamda kaç gol olmuş o? Onu lütfen bana bir söyleyin. Yani 27 2 gol attıysa mesela sallıyorum 27 29. Anlatabiliyor muyum? Öyle kaç gol olduğuna bakmak istiyorum. Buradan ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi buradan bakacağız tek tek. Zaten son maç vardı. Sörloth'un gol kralı olup olmadığı benim için çok önemli. Ona bakmak istiyorum. 27 artı kaçtı ve gol kralı oldu mu olmadı mı lütfen onu yazın. Evet arkadaşlar Edin Visca bir kere 26 gol atmış. Yeniden sezon sonuna geldim. Yeniden şey yaptım. Ligi bitmiş hale getirdim. Sörloth 27 atmıştı. Zaten gol kralı olmuş. Sörloth Türkiye'deki gol kralımız olmuş. Ve Reina da 19 gol atmış arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Asist kralında Edin Visca yine hem golde hem asiste var. 13 asist yapmış. Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı sonradan geldi ama bakın. Sonradan geldi Yusuf Yazıcı. Önce gelseydi neler olabilirdi? Yusuf Yazıcı 8 asist. Gollenmeyen maçta Uğurcan Çakır 27. Oha! 34 maçın 27'sinde gol yememiş ya. Böyle bir şey olamaz. Uğurcan Çakır helal olsun diyorum. Ve geçiyorum kadroma. Bakalım kadromda neler var arkadaşlar. Hemen şöyle bir Trabzonspor kadrosuna geçelim. Kulüp merkezli, kadro merkezli diyorum. Ve istatistikler. Şöyle bakalım. Evet Reina 55 maç. Arkadaşlar 55 maç. 24 gol 4 asist. Mükemmel. 85 overall'a gelmiş. Mükemmel arkadaşlar. Bakar mısınız? Santrafor. Yeni Santrafor'un bu olabilir. Ya da cam da oynatabilirim. Ben ne bilmiyorum. Bakacağım. Yusuf Yazıcı. Bakıyorum. 36 maç. 15 gol 8 asist. 36 maçta 23 gole katkı. Abdülkadir. 52 maçta 12 gol 12 asist. Bence bayağı iyi. Delevega. Delevega bir dakika. Delevega 43 maçta. Daha da az maç oynamış. 20 gole katkı. Fena değil. Valdo 52 maç. 9-1. İşte Tavares. Vallahi Tavares bence kötü değil. Niye diyeceksiniz? Sağ bek oynuyorsun. 7 tane gol atmışsın, 5 de asist yapmışsın. Bence sağ beke göre iyi. Bilal Başarıcık oldu 7 iyi. Konan sol bekte 9 iyi bence yine. Simakan 3 gol 2 asist olabilir. Şöyle bakalım Gravenberg 7 asisti var. Gravenberg'in 3 golü var. Bu da fena değil. Şimdi asistlere bakalım bir de. Asistlerde durum ne? Abdülkadir 12, Delevega 9, Yusuf Yazıcı 8. Şöyle bir ilerliyorum ve son olarak neye bakacağımızı siz çok iyi biliyorsunuz. Şuna bakacağım arkadaşlar. Son olarak şöyle bir ilerleyelim bakalım. Muhammed Akpınar 1. Tosun Gürcev arkadaşlar biliyorsunuz. Tosun Gürcev kimdi? Arkadaşımızın oğluydu. 7 overall birden arttırmış. Bakın kiralık vermiştim. İyi ki de kiralık vermişim. 7 overall birden arttırmış Tosun Gürcev'e. Ama ondan daha iyisi vardı. Bir tane daha vardı çocuk. Ahmet Canbaz bu değil. 2 arttırmış. Umur Yıldız 5 arttırmış. Erce kardeşler 1. Arda Akbulut 3, Murat Cempınar 2 arttırmış, Noel da Costa zaten ölmüş, Serkan, Ekrem Korutürk bu çocuktu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Aynen bu, Ekrem Korutürk bu çocuktu. 71 olmuş arkadaşlar bu da. 3 arttırmış, Özer Çakmak 6 arttırmış, aferin Özer Çakmak, o da fena değil. Doğan Erdoğan 2, Abdülk 2, 2, Nuri -1, Yusuf Sarı 1, Bilal 1, Yusuf 2 arttırmış.
Konan 3 arttırmış. De La Vega 6 birden. 6 tane birden. Gravenberg 2 yapmış bu sene. Az yapmış. Thomas Tavares 6. Valdo 2 yapmış arkadaşlar. Abdülkadir Ömür 2 yapmış. Biraz daha fazla beklerdim Abdülkadir. Hüseyin 4. Aferin Hüseyin. Uğurcan Çakır 3. Daha fazla istiyorum Uğurcan senden. 85'e gelmen lazım. Muhammed Simekan 3. Rayna 6 attırmış arkadaşlar. Böyle de bir sezon. Şimdi kadromuzu zaten biliyorsunuz. Seneye Sörlot da gitti. Büyük ihtimal burada ya Rayna oynayacak ya da benim o çocuğu geliştirmem lazım. Bir an önce o çocuğu geliştirmem lazım. Belki o, direkt o çocukla oynayabilirim. Şampiyonlar Ligi maçları olmazsa ligde falan bilmiyorum. Sizlerden transfer şeyleri bekliyorum. Yani şöyle Simekan mesela bakın Da Costa ve Le. Bu ikisi de yani idareler Da Costa'nın satılması lazım. Demek ki benim bir tane daha stoper ihtiyacım var. İşte neye ihtiyacım var mesela sol bekin bakın yediği bu sağ bekin yediği bu kadroyu az çok biliyorsunuz arkadaşlar neye ihtiyacımız var ama neden yani şunu yazmanızı istemiyorum yorumlara sol bek al bence öyle değil abi atıyorum Simekan'ın yediği Da Costa zaten yaşlandı yerine kesinlikle stoper alman lazım gibi böyle okuduğum zaman mantıklı diyebileceğim yorumlar bekliyorum sizlerden çok seviyorum sizler arkadaşlar beni 70 bin abone yapmışsınız daha fazla yaparsanız daha çok mutlu olurum abone ol butonuna basarsanız belki izlerken abone değilsinizdir çok daha mutlu olurum kendinize iyi bakın yeni bir bölümde görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.